Vatandaşlarımız gittiler. Oylarını kullandılar. Sandıklara sahip çıktık. Sandıklarda oy hırsızlığı olmadı. Kimsenin oyu çalınmadı. Ama geriye dönüp bir baktık ki Yüksek Seçim Kurulu çalınmış. Çalınan oylar değil, çalınan Yüksek Seçim Kurulu'dur. İradesi çalınmıştır ve ipotek altına alınmıştır. Altında mührü olmayan oyların geçerli kabul edilmesini asla ve asla doğru bulmuyoruz ve meşru da bulmuyoruz. Seçim, halk oylaması gayrimeşru bir sürecin içine sokulmuştur. Seçim Kanunu madde 98. Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır. Soru şu, bu açık hükme rağmen neden mühürsüz zarflar geçerli kabul edildi? Bunun cevabını henüz almış değiliz. Hangi gerekçeyle mühürsüz zarflar, hangi gerekçeyle mühürsüz oy pusulaları geçerli kabul edildi? Siz bunu hangi gerekçeyle değiştiriyorsunuz? Kim size bu yetkiyi verdi? Anayasa Mahkemesi Başkanı bu referandumu, bu halk oylamasının şaibeli olduğunu, meşruiyetinin olmadığını Anayasa Mahkemesi'nin 55. kuruluş yıl dönümünde gayet açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Şimdi şu soruları bir sormak zorundayız. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı alan hakimleri kimden talimat aldılar? Yasanın açık hükmünü çiğneyin, korkmayın, biz arkanızdayız diyen irade size milletvekilliği sözü mü verdi? Bunun cevabını almış değiliz. Size ne sözler verildi? Cevabını almış değiliz. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı bizim demokrasi tarihimizin, siyasi tarihimizin kara bir sayfasıdır. Gidip bir siyasi partinin cübbesini giyebilirler. Siyasete girebilirler. Ben siyasetçi değilim, cevap vermiyorum diyor. Sen artık bir siyasetçisin kardeşim. Sen yargıç değilsin, hakim değilsin. Sen o cübbeyi giymeye layık değilsin. Bu haksızlık karşısında susun diyorlar. Konuşmayın diyorlar. Kabul edin diyorlar. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa biz susmayacağız. Anayasanın 67. maddesine göre seçimleri adaletli yapması gereken bir kurum adaletsiz bir sürece imza atmışsa ben kimseye hesap vermem, kimse diyemez. Hiç kimsenin, hiçbir kurumun imtiyazı ve ayrıcalığı yoktur. Bir üye yaptığı yanlışın farkına vardı. Yasaya ve anayasaya aykırıdır diye şer koydu. Bugün o aykırılığı Zühtü Aslan, Sayın Zühtü Aslan, Anayasa Mahkemesi'nin 55. kuruluş yıl dönümünde gayet net, hiçbir yoruma yer açmayacak şekilde gündeme getirdi ve noktayı koydu. Şimdi biz bu haksızlığın üzerine hep birlikte gideceğiz. Sonuç alınıncaya kadar. Hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar.